Evet arkadaşlar merhaba. 13 Ocak 2022 Perşembe günü İzmir Şirinyer İpodromu'ndayız. İzmir Şirinyer İpodromu'nda gündüz programında 7 koşulu bir yarış listesi bizi bekliyor. Hemen değerlendirmelerimize geçelim arkadaşlar. İzmir'de tüm koşular kum pistte oluyor biliyorsunuz. Saat 15'ten itibaren de 3'ten yani öğleden sonra 3'ten itibaren birinci koşuyla beraber Yedili Plase'de başlıyor. Şartlı 3, 3 yaş dingizler 1400 metre. Evet burada arkadaşlar iki tane safkan ön planda 1 numaralı Aşan Aşan Mertcan Çelik'le ve 2 numaralı Run for Happiness Muhammed Mir Bilgin'le burada şans arayacaklar. Birincilik şans arayacaklar. Diğer safkanlar biraz zorlanabilirler. Belki 3 numaralı Runner Girl bir şeyler yapabilir. Bir de ilk kez koşacak olan bir Sedül Bahir var. Ona da bir bakalım nasıl bir bazen böyle umulmadık sürprizlere imza atıyorlar arkadaşlar. Evet burada 1 ve 2 dışına kolay kolay çıkacak gibi durmuyor arkadaşlar. Bahislerinizi o yönde yaparsanız muhtemelen de yani aşan aşanın gelmesi daha ihtimal dahilinde onu söyleyeyim. Burada. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor İzmir'de. Maiden bir koşu bu. Dişiler hepsi 4 yaşlı Arap safkanları. Burada arkadaşlar 3 tane safkanla geçeceğiz burayı. 8 at koşuyor gördüğünüz gibi. Evet Mustafa Çiçek biraz durdu bugünlerde ama o da kendine göre bir hazırlık yapıyordur tabii bu atlarla beraber. 1 numaralı Anadolu incisi bizim ilk atımız şu anda Mustafa Çiğ'in bindi. 7 numaralı Kocadağ Sinan Özen'le. Sinan Özen de tabi İzmir'in bunlar genelde İzmir, Bursa yöresinde Mustafa Çiğ olsun, Sinan Özen olsun. İkinci atımız da 7 numaralı Kocadağ. Burada iki koşusundan bir tanesi kumdaydı ve ikinci oldu. Son olarak da üçüncü atımız 8 numaralı Sıla Saliha. Hüseyin Şimşek'le arkadaşlar. Evet burası baktığımız zaman 1, 7 ve 8 diyoruz. Jihan Hatun sürprizde hani düşünülebilir. Eğer düşünmek isteniyorsa biz almadık bile onu. Yani her ne ekmezse geri planda tutuyoruz onu. 1, 7, 8 diyoruz buraya. Dediğim gibi dileyenler 6 numarayı da ilave edebilirler. Bu 3 at öncelikli bizim tavsiyemiz. Evet, üçüncü koşuyla beraber altının ikinci ayağı başlıyor. Şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar. 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada 10 tane safkan var. Arkadaşlar burada şimdi burayı ikiye ayıracağız burayı. Şimdi küçük kuponlarda iki tane safkan burası için yeterli gözüküyor. 1 numaralı Peköz. Alperen Oluk'la ve 3 numaralı Kenanlı Görkem Özçelik'le arkadaşlar burada bu iki tane safkan küçük kuponlar için bize göre iyi bir performans gösterecektir. Arkasından 7 numaralı Gökçe Star, Gökhan Gökçe ile 4 numaralı Arslan Turbo, Mustafa Çiçek ile ve 2 numaralı Aslan Soylu, Gökhan Kocakaya ile. Evet, bütün herkesin dikkati 2 ile 4 üzerinde olacak tabii ama bu koşuda biz bu 2 ve 4'ün dışında yani bunları biz arkada tuttuk arkadaşlar açıkçası söyleyeyim size. Hani bunları arkada tutarak da fark yaratmak da derdimiz de değil yani onu da söyleyeyim. Öyle bir derdimiz yok. Fark yaratılacağı zaman fark yaratıyoruz zaten görüyorsunuz. O ayrı bir mevzu ama burada 1 numaralı Peköz, Alperen Oluk ve 3 numaralı Kenanlı bugün kesinlikle kuponlarınızda ilk aşamada yazmanız gereken, yer vermeniz gereken safkanlar 1 ve 3. Arkasından 7, 4 ve 2 diyoruz. Evet, Francesco Sponzo koşusu burada 16.30'da bir kupa koşusu bu. Kısa vade 8, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada ya hep ya hiç diye bir kelime var Türkçe'de biliyorsunuz. Ya 3 perfect runner ya hepsi. Yani ya burada 3 numarayı tek atacaksınız ki bizim şu anda tekimiz var zaten ama burada 3 numara Perfect Runner'dan bugün iyi bir koşu bekliyoruz biz bu grup içerisinde. Eğer Perfect Runner yok bunun yanında biz at yazalım dediğiniz anda o zaman buraya H işaretini koymanız gerekiyor.
Buradaki El Nino olsun, Aşan Baba, Jötunheim, kuru soğan hepsinin geliri var. Tabi burada şimdi kuru soğan 25 gün evvel bir yarış görmüştü. Hani geliştiriyor kendini. İzmir'de yarış kazanmak isteyen bir safkan bu. İzmir'in atı sayılır. Hatta ismi neden öyle oldu diye hikayesi bile var. İsmine İzmir Marşı diye başvurmuşlar ama kabul etmemişler. O yüzden onlar da protesto olsun diye kuru soğan ismini koymuşlar falan filan. Ama iyi at. Biz tek de verdik bunu zamanında. Hiç kimsenin tek vermediği zaman bu atı biz tek verip oradan sağlam bir güzel bir ikramiye kazanıldı zamanında. Ama şu anda arkadaşlar biraz erken buluyoruz biz. Ama dediğim gibi eğer 3 numarayı düşürdüğünüz takdirde bizim bakış açımız bu. Perfect Runner burada iyi koşacak. Aksi takdirde hepsi. 5. koşuya geçtiğimiz zaman satışı 2-3 yaşlı İngilizler. Evet, 1600 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan var burada. 3 tane safkana bu değer veriyoruz. 2 numaralı Dulat Mertcan Çelik'le ilk atımız. 7 numaralı Warplave Görkem Özçelik'le. Ve 3 numaralı Forever Justin Gökhan Gökçe'yle arkadaşlar. 2, 7 ve 3 diyoruz buraya da. 7 atın 3'ünü yazıyoruz. Böyle program sanki böyle biraz zayıf gibi gözükse de aslında çok güzel bir program. Değerlendirmek lazım arkadaşlar. 6. koşu Maiden 4 yaşlı Araplar 1400 metre. Burada orta mesafe diyebileceğimiz bir koşu. Arkadaşlar burada tekimiz var. Çok net bir tek bu. Apprentice Mertcan Akın böyle atları getirmeyi seviyor. Beceriyor da. Lollipop 1 numara. Bizim bugünkü bankomuz. Rakipleri 4 numara Çevik Yıldız ve 6 numara Hisar Güzel arkadaşlar. Net. 1 numara Lollipop burada. Yani bu rakiplerin içerisinde bu gelecektir artık. Meydandan çıkacaktır diyoruz. Bu Lollipop. Yoksa artık çok fazla şekerli olacak o Lollipop. Evet arkadaşlar, son koşudayız. Saat 18'de handikap 15 dişiler. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar 2000 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. 10 tane safkan var. Burayı da küçük kuponlar için ikiye ayırdık. 9 numaralı Flör, Alaaddin Külünlük'le ve 10 numaralı Mista Daş, Oktay Kızıldaş'la arkadaşlar burada iki tane safkan biz baz alıyoruz. Mista Daş'ı. Oktay Kızıldaş da geçenlerde bir koşu kazandı. Bir koşuda üçüncü oldu zannedersem. Apprenti arkadaşımız geliştiriyor kendisini. Öne açıktır inşallah diyelim. Pozitif yorum yapalım kendisine. Biraz alınmış galiba anladığım kadarıyla. Biz neyse onu söylüyoruz. Kimsenin şahsında söylediğimiz hiçbir şey yok. İyiye iyi, kötü gidene de kötü diyoruz gerektiğinde. Ahmet Çelik'i de eleştiriyoruz. Gökhan Kocakaya'yı da eleştiriyoruz arkadaşlar. Ama burada 9 numaralı Flör ve 10 numaralı Mistadaş iki atışına çıkmaz diye düşünüyoruz. Bir geniş kuponlarda 3 numaralı Win for Elif Gökhan Kocakaya ile ve 1 numaralı Serpinti Erhan Aktu'yla arkadaşlar burada farklı bir koşu çıkartabilirler. Çok daha öteye geçerseniz eğer 5 ve 6'yı da ilave edin derim. Eğer son ayakta yani farklı sürprizlere yelken açmak istiyorsak eğer hatta Hollywood Girl bile arkadaşlar burada o zaman gelir. Ama dediğim gibi ekip bizim çalışmasında 9 ve 10'un çok iyi koşacağını söylüyor. Biraz da Ekürler'den Mistadaş, Oktay Kızıldaş'la bir yerlere varacak gibi duruyor arkadaşlar diyoruz. Evet. 9, 10, 3, 1 geniş kuponlarda da 5 ve 6 dedik arkadaşlar. Santorini Girl bir şekilde bugün biraz zorlanır. Bilginiz olsun. Çok koştu. 11 gün ara verdi gerçi. Evet. İzmir'le ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Daha sonra Şanlıurfa ile ilgili de 9 kuşluk programının videosu var. Onu da izlemeyi unutmayın. Herkese bol şans diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.